Aha. Dostlarım, her şey bir GoPro ile başladı. Bakın, 4. bölüm hasat zamanı. Fındık başlasın. Dostlarım, fındık yer misiniz? Bakın, bugün hem fındık yiyeceğiz, hem fındık kıracağız. Bir de fikir vereyim size. Şu fındık 100 gram, 4 dolar burada. Orada fındık ne kadar? Kilosu 3 dolar. Abi akıllı adam, girişimci adam. Oradan fındığı alır, Skype'ı kurar. Buradaki marketleri, restoranları tek tek arar. Buraya fındık satar. Ama bugün bizim konumuz ticaret değil, gerçekler. Şimdi bu fındık beni Instagram'dan bloklamış. Benim bu adamın varlığından bile haberim yok. Tamam mı? Niye blokladığını da anlatacağım. Aklıma bir olay geliyor. Muhtemelen ondan, çünkü başka bir açıklaması olamaz. Dostlarım, biliyorsunuz Ege'ye Los Angeles'a gidiyor. Bu fındıkla buluşuyor. Bu fındık Ege'yi bana karşı dolduruyor. Şöyle adam, böyle adam, şöyle kötü, böyle kötü. Ege gidiyor benim videomu siliyor. Ne oldu? Karşıdan 3 tane video çektim. Patates ettim. Ege bunu hak etti mi? Hayır. Bana gelip mesaj atarsa, videoyu niye kaldırdın açıklarsa, ben o 2 videoyu kaldırırım. Ama sizden özür dilerse 3. videoyu kaldırırım. Çünkü 3. videoda bana yapılan bir yanlış yok. Bana ne? Sizi kandırıyor. Sizin aklınızla oynuyor. Sizi salak yerine koyuyor. Şimdi bu arkadaş Ege'yi doldurdu. Ege benim videomu kaldırdı değil mi? Bana da hater'ın biri mail attı. Kendine gel, kendini çok başarılı zannetme. Anıl Güler Ege'yi ayıktırmış, videoların kalktı falan. Lan benim videom kalksa ne olur? Hani bir laf var ya, birisi arkandan konuşuyorsa bu demek oluyor ki sen onun önündesin. Kardeşim, ben zaten bu adamın kafasına göre, bana göre aynı seviyedeyiz ama bu adamın kafasına göre ben bu adamın önündeyim ki. Bu adam Los Angeles'ta, bak Los Angeles arkadaşlar, burası yanlış anlamayın yani Konya'nın bir tane köyü değil, burası Los Angeles. Adam Los Angeles'ta beni konuşuyor ya. Oğlum ya, hiç mi aktiviten yok? Git lan oğlum, Venice Beach'te bir gez lan. Git Santa Monica'ya bir bara otur lan. Git Yosemite Park'a git gez. Sen niye Los Angeles'ta Ege ile buluşmuşsun? Beni niye konuşuyorsun? Hani ben ne yaptım sana? Benim seninle buluşmuşluğum yok. Bak, Ege ile bir geçmişimiz var. O bana yanlış yapmıştır, ben ona yapmışımdır falan filan. Tanışmışlığım yok. Telefonla görüşmüşlüğüm yok. Seni bir kere takip etmişliğim yok. Senin bir tane videonu izlemişliğim yok. Ben sana ne yaptım da sen beni konuşuyorsun? Şimdi buraya geliyoruz. Benim merak ettiğim konu ne biliyor musunuz? Bu çocuk gerçekten, çocuk diyorum da arkadaşlar, bunlar hep 30 yaşını geçmiş adamlar yani. 30 yaşında adam geliyor burada bizi diline dolayıp bizi konuşuyor. Bu da bizim gerçekten bir şeyler başardığımızı gösterir. Ege'yi nasıl ikna ettim moruk? Yani o masada ben olsaydım zaten ikna edemezdim de. Ya adam gerçekten laf cambazı. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Düşünsene, 2017'de tanıştığım adam, 2019'da muhabbeti kesmişiz, konuşmuyoruz. 2021'de videoyu kaldırtıyor adama. Fındık. Şimdi Ege'yi ikna ettim. Onu anladım. Şimdi Ege bir YouTuber. Sen de bir YouTuber'sın. Sen beni sevmiyorsun. Beni Instagram'dan bloklamışsın. Ege'yi de diyorsun ki, Ege bak bu çocuk böyle böyle böyle, bununla çektiğin videoyu kaldır diyorsun. Ege de kaldırıyor. O zaten cevabını aldı. Ege'yi geçelim. Şimdi birincisi, neden ev hanımı gibi dedikodu yapıyorsun? Dedikodularına geleceğim. Ege'yle olan değil sadece. Ben seni dedim, Los Angeles'ta, Seattle'da, Dallas'ta, Boston'da, New York'ta, her yerde bizim kulağımız var. Sen sadece Ege'ye mi beni kötüledin? Sen oraya, Los Angeles'a work and travel'la gelmiş ve kalmış her bir bireye, hani bir starter pack verilir ya dostlar, mesela birisi gelir Boston'a, der ki abi ben work and travel'a geldim kaldım, ne yapmam gerekiyor? Anlatırsın, oğlum evi şuradan tut, arabayı şuradan al falan filan. Buna starter pack denir, oyunlardan biliyorsunuz. Adamın Los Angeles starter pack'inin içine ben dahilim, ben de içindeyim. Yani bundan nefret edin diyor, bunu sevmeyin. Bu adam şöyle kötü, bu adam böyle kötü. Çocuklara bu şekilde starter pack veriyor. Oğlum ben bu çocuklara kötü örnek gösterecek birisi miyim? Adamlar work and travel'a gelmiş kalmış. Ben de work and travel'a geldim kaldım. Kendi şirketim var. Burada iş yapıyoruz. Tamam, çok güzel paralar kazanmıyoruz belki. Ama en azından insanlara girişimciliği öğretiyorum. Benim yaptığım hataları gösterip diyorum ki, bak bu hatayı yapmayın arkadaşlar. Bu hatayı ben yaptım, siz yapmayın diyorum. Sen şimdi oraya gelen çocuklara diyorsun, laptoplu gezgin şöyle kötü böyle kötü böyle sallıyor. Ertesi gün benim kulağımda onlar. Ben bu zamana kadar iplemiyordum. Diyordum ki konuşsun dursun. Benim sonuçlarım konuşur, senin çenen konuşur. Ağız ishali. Konuşursun, o şöyle kötü, bu böyle kötü. Şimdi konuşmalarında da bir tutar payı olsa derim ki, lan tamam bak, mesela desen ki, lan yıllardır spor yapıyor, cacık gibi vücudu var. Derim ki haklısın ya kardeşim. Ben yıllardır spor yapıyorum, vücudum gerçekten iyi değil. Diyorsun ki o söylediği kadar paralar kazanmıyor, o arabayı nasıl aldı? Ha bu arabayı. Ya bu araba Amerika'da alınabilecek en basit arabalardan birisi. 50 bin dolar ya. Bu arabayı almanın bedeli, finance'i, taksidi, şunu bunu 50 bin dolar. Ben 2018'de Amerika'da kalmışım. 2020'nin sonunda bu arabayı almışım. 2,5 sene. 2,5 senede ben 50 bin dolarlık arabayı afford edemiyorsam Amerika'da, ya da sen 2,5 sene kaldıktan sonra afford edemiyorsan, burada bir sıkıntı var. Bak araba burada, göstereyim. Ah. Çok araba görmek istiyorsan.
Hatta gel gezelim beraber. Araba kimin üstüne, bakıyorsun registration'a kimin üzerine. Ulan ya bak, benim haterlarımın fındık kadar beyni yok. Haterlarımın, tamam mı bak. Fındık var ya, şu kadar beyinleri yok. Niye biliyor musunuz? Dostlarım, arabayı aldığım günden beri diyorlar ki bu araba kiralık. Bu arabayı alamaz. Bunda 50 bin dolar yok. Bu araba kiralık. Ulan mal. Bu arabayı kiralamanın bedeli, bakın ben de beraber bakayım sizle. Yönetmenimiz veriyor ekrana şu anda. BMW 2. Bak 4 serisi de değil, 2 serisi. BMW 8 255 dolar. Audi A5 257 dolar. BMW Z4 284 dolar. Hadi bu arabaya 250 dolar diyelim. Kiralamasına. Günlük 250 dolarsa, matematiğine zayıftırsın haterlar, hemen hesaplayalım. 7500 dolar aylık para yapar. Ben bu arabayı Kasım ayında aldım. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. 8 ay. 8 ay boyunca ben eşek miyim? Aylık 7500 dolar para ödeyeyim. Benim aylık 7500 dolar şu an, bak şu an benim aylık 7500 dolar gelirim bile yok. Ben ne geliyorsa profit olarak, ne kazanıyorsam geri işe yatırıyorum. Diyorum ya, fındık kadar beyinleri yok ya. Yani bu araba kiralık demek ne demek biliyor musunuz? Benim daha da gösterdiğimden ve olduğumdan daha da zengin olduğumu düşünüyorlar. Yani bu araba kiralık, bu adamın bu arabayı kiralayabilecek parası var demek. Lan benim kiralayacak param yok. Yok bak, aylık 7500 dolar benim bu arabaya verecek param yok. Fotoğrafı gördünüz ya, aynı fotoğraf bak. Buraya koydu yönetmen. Hadi bir haterlar çocuk. 14-15 yaşında dediğim gibi hater. Fındık kadar beyni var. Zaten bir insan kendi zamanından ayırıp başka birinin videolarını konsüm edip izleyip ona kötü yorum yapıyorsa zaten bitmiş. Yani ne kadar boktan bayat olabilir ki daha fazla. Şimdi bu adamlar bunu söylüyor. Sen nasıl gidip oraya yeni gelen çocuklara o kadar para kazanmıyor, arabayı nasıl alır diyorsun? Ya ulan bu kadar mı dar vizyonunuz? Ya bu ülkede milyar dolar dönüyor ya. Lan milyar dolar dönüyor bu ülkede. Bu ülke saatlik ücrette dünyanın bir numarası. Lüksemburg diyorlar saatlik 13 dolarmış. Ne 13'ü ya? 13,5 Mest'te. New York'ta 15 dolar. Washington'da 15 dolar. Dünyanın bir numarası. Dünyada dağıtılan bütün paranın yarısı bu ülkeye geliyor. Bu ülkenin sadece bir, senin yaşadığın eyalet var ya, o eyalet ülke olsa dünyanın en büyük 5. mi 4. mi ne ekonomisi oluyor. O eyaletin geliri Türkiye ile Rusya'nın toplam gelirinden daha fazla. Ya biz böyle bir paradan bahsediyoruz. Adam 50 bin dolar ya. 50 bin dolar arabaya kiralık diyor ya. Beyne bakar mısın? Ama şimdi dostlarım, neymiş? O kadar para kazanmıyormuş Amazon'dan. Yalanmış. Şimdi dostlarım, normal şartlar altında iddia makamı iddiasını kanıtlamakla mükellef. Ama gelin ben ortaya koyayım. Bakın sizin için. Vallahi sizin için. Bir dakika. Bu videoyu, bu kısmını Anıl Güler'e gönderin. Ben senin uçak biletlerini Kaliforniya'dan buraya alacağım. Git gel. Tamam mı? Buraya geleceksin. Bu sandalyeye oturacaksın. Bak burada sandalye var. Senin için ayırdım. Görüyor musun? Bak senin için ayırdım. Buraya gelip oturacaksın. Ben sana benim şirketimin 400 bin dolar ciro yaptığını 2020 yılında 400 bin Amerikan doları ciro yaptığını göstereceğim. Eğer ki ben bunu üzerinde adımın olduğu 1099 formunu bilirsin sen. Üzerinde adımın olduğu 1099 formuyla kanıtlayamazsam 100 bin TL koyuyorum ortaya. Buyurun. İddiamız da burada kalsın. 100 bin Türk lirası ortaya koyuyorum. Ve bu parayı size dağıtacağız. Onunla beraber gelecek buraya. Twitch'te yayın açacağız. 100 bin TL. Aranızdan atıyorum 1000 kişiye 100'er TL vereceğiz. Ya da 100 kişiye 1000'er TL. Fark etmez benim için. Ona siz karar verin. Onu siz yazın yorumlarda. 100 kişiye 1000'er TL mi? 1000 kişiye 100'er TL mi? Ama eğer ki ben adımın olduğu 1099 formunu sana gösterirsem, orada da 400 bin Amerikan doları yazıyorsa 100 bin lirayı sen vereceksin. Kabul mü? Hadi delikanlı ol. Öyle çocuklara kötülemek kolay. O kadar para kazanmıyor. Arabası kiralık falan kolay. Ege'ye kötülemek kolay. Videomu kaldırtmak kolay. Instagram'dan bloklamak kolay. Hadi delikanlı ol. Ama yok. Biz ne yapacağız? Gideceğiz. Ev hanımı gibi verelim Hüseyin abiyi. Yenge saçmalama, ev hanımı mıyım ben ya, dedikodu yapacağım. Ev hanımı gibi dedikodu yapacağız. Değil mi? Dostlarım şu anda ben burada bu adamları konuşuyor olabilirim. Bu adamlar benimle ilgili video çekmiyor veya beni ağızlarına almıyor olabilirler. Ama gelin size rakamları verelim yine. Bu Ege ile ilgili çektiğim ilk videodaki like dislike oranı. Bakın. %80 beğeni, %20 dislike var. Ege Fitness'la nasıl tanıştık? Sonrasında Ege Fitness'la neden küstük? %83 beğeni. Çünkü bana yaptığı yanlışı anlattım. İnsanlar biraz daha mevzuya yıktı. Sonrasında Ege Fitness sizi nasıl kandırıyor? %90 beğeni. Çünkü kanıtlarıyla gösterdim. Ne dedim? Açacak, şuraya tıklayacak, YouTube Studio program var. Bakın screenshot'ını alıyorum şu an programın. Bunu yönetmemi şuraya koysun.
YouTube Studio açacak, gösterecek. İnsanlar yavaş yavaş neyin ne olduğunu anlamaya başlıyor. Şimdi bu fındıkta da böyle bir hastalığa kapılmış. Tribal enfeksiyon, anlamadım. Beni kötülüyor. Şimdi diyeceksiniz ki abi kimse kimseden durduk yere nefret etmez. Kimse kimseyi durduk yere kötülemez. Ne oldu? Evet. Çok güzel bir tahminim var. Dostlarım, ben bir tane video yaptım. Amerika'ya gelip Amerika'yı kötüleyen Uber şoförleri diye. Videoyu buraya yönetmenimiz koysun. Videoyu gidin izleyin. Hala daha duruyor. Hala daha kaldırmadım. Çok sert konuştum çünkü sinirlendim. Bunun sebebi şuydu. Dostlarım, bakın, ben kimsenin ama kimsenin sizi kandırmasına, sizin aklınızla alay etmesine izin vermem. Bunu ilk Hayrettin denedi. Bana o kadar çok DM geldi ki, yemin ediyorum bak. Yemin ediyorum, hala daha o tarihe gitsem DM'ler duruyordur. Abi, annem babam izledi, beni YouTube'dan göndermekten vazgeçti. Abi izledik, ne yapacağız? Abi doğru mu? Abi, çünkü abi çocuk 15 yaşında ya. Abi bunu yapmayın, çocuk 15 yaşında. Bu çocuğun algıları daha henüz yani karakteri ve kişiliği, düşünce yapısı oturmuş değil. Ne versen onu alıyor, ne söylersen onu alıyor. Direkt dinliyor, dinlediğini direkt tekrarlıyor papağan gibi. Çünkü çocuk daha adı üstünde çocuk. Sen bu çocuğa evsiz olmayan kurguyla bir video çekip Amerika çok kötü, gizli işsizlik 50 milyon, ben Türkiye'ye kurban olayım yaparsan bu çocuğun cesaretini kırarsın babacığım, ben buna izin vermem. Vermem ben buna izin. İşte bu fındık da o zamanlar bana bir tane klip geldi Instagram'dan. Abi ne düşünüyorsun bu video hakkında diye. Şu kadarcık bak, samimi söylüyorum yani 35-40 saniye falan. Bu hala da emin değilim. Ona benziyordu yani, ben klibi de unuttum. Onun videonu izleyenler varsa bilir, yorumlara yazsın. Adam diyor ki, ya diyor Amerika'da bu ucuz telefon. Bu Beats kulaklık ucuz. Ondan sonra bu BMW ucuz. Tamam işte bunlar ucuz da Amerika'da kardeşim. Samimiyet yok ya. Arkadaşlık yok. İnsanlık yok. Yardımiyet yok. Ne oluyor oğlum, sen ne diyorsun ya? Ne geveliyorsun sen ya? Bir baktım Amerika'yı kötülüyor. Ya arkadaşlar bakın, siz 30 yaşını geçmiş adamlarsınız artık. Sizin buradan bu ülkede şu kötü dediğiniz en ufak bir şey Türkiye'ye şey olarak gidiyor. Amerika yandı bitti kül oldu. Ya kardeşim, bizim Türk gençleri olarak buraya gelmemiz lazım. Burada kalmamız lazım. Burada nüfuzlanmamız lazım. Demiyorum ben doktorlarımız, üst düzey mühendislerimiz, işte nanoteknolojide çalışacak adamlarımız gelsin. Beyin göçü tabii kötü bir şey ama lan ben besliyor okumuşum, benden beyin göçü mü olur? Adam işletme okumuş, ne yapacak Türkiye'de kalıp? Ne yapacak? 3 milyara bir gidecek adamın birinin yanında çalışacak. Gelsin lan buraya. Bırak gelsin. Niye burayı kötülüyorsun? Niye kötülüyorlar biliyor musunuz dostlarım? Hayrettin'in de yaptığı buydu. Avam tabakaya oynuyorlar. Avam, o aşağı tabaka var ya, o tabakaya oynuyor. Hani Cüneyt Özdemir'in videosu var, verelim. Biliyorsunuz bu parklar bir burada var, işte Londra'nın ortasında var. Bilmem kaç bin kilometre. Çocuklarınızı hayvanat bahçesine götürmeyin, safariye götürün. bak, gördün mü kadına? Bak, elinde boku götürüyor. Gördün mü? Yeşil şey bok. Böyle götürüyor. Bir de böyle götürmek zorunda. Helikopter paşam. Kaybolduk. Oğlum harbiden kaybolduk. Aşağıda yol var. Oraya nasıl geçeceğiz? Öyle adamlar var ya. Gün batımı ne kadar güzel diyorum. Hayat sana güzel diyor. Ulan sen de bak. Bir araştırma yapmışlar. Türkiye'deki Amerikan karşıtlığı yüzde böyle 80 falan. 75-80 arası. Aynı denek grubuna diyorlar ki, kaçınız Amerika'ya gitmek istersiniz? Yine %75-80. Babam bir karar verin. Ya adam hem Amerikan karşıtı ama kapıyı açsa bir kişi kalmaz. Şimdi bu kitleye dostlarım ben oynamak istemiyorum. Ben de oynarım. Geçen Ege de demişti. Arkadaşlar hastaneye gittim, şöyleydi böyle. Çok kolay arkadaşlar. Gidersiniz hastaneye, bir dikiş attırırsınız. İki dikişe $1000 verirsiniz. Amerika çok kötü, yandık bittik, gelmeyin. Oradaki adamlar ki, ooo bak Amerika kötüymüş, Avrupa bizi kıskanıyor. Avrupa bizi kıskanıyor. Amerika bizi kıskanıyor. O moda girer direkt. Ya bu adamların 1970'lerde Almanya'ya gidip çalışıp para kazanıp bir kelime Almanca öğrenmeden son model Mercedes'le Türkiye'ye gelip Almanya bitmiş yeğenim, Türkiye'de kal diyen tiplerden bir farkı yok ya. Ben de buna sinirlendim. Yine benlik, yine bir şey yok. Bana ne lan, Amerika'yı kötülersen kötüle. Benim ülkem mi? Bana ne? İstersen Amerika, istersen Türkiye'ye, istersen Rusya'ya, beni ilgilendirmez. Ama dostlarım şunu bir düşünsenize. Türkiye'ye bir Suriyeli gelmiş. Bir Suriyelinin Türkiye'ye gelmesiyle bir Türk'ün Amerika'ya gelmesi hiç fark yok. Suriye'de savaş var, o ayrı bir olay ama savaş olmasa Suriye'yi düşünmeyin, atıyorum Kırgızistan'ı düşünün. Kırgızistan'dan bir adamın Türkiye'ye gelmesiyle Türkiye'den bir adamın Amerika'ya gelmesi aynı. Şimdi Suriye'den, Kırgızistan'dan, İran'dan neyse gelmiş adam. Lan oğlum burası dünyanın en zengin ülkesi. Dünyanın bütün parası burada. Bak Apple burada. Fındık iyi dinle. Microsoft burada. Google burada. Facebook burada. Tesla burada. Amazon burada. Snapchat burada. Twitter burada. Instagram burada.
aklına gelebilecek en baba firmalar burada. Neden? Çünkü dünyanın parası bu ülkede dönüyor. Ya bırak gençler gelsin ya. Bırak gençler bundan nasiplensin. Ben baktım o zamanlar. Uber videoları vardı işte. Uber yolcu bindi, şöyle yaptı, böyle yaptı falan. Ben dedim ki arkadaşlar, Uber şoförü bir insan, Amerika'yı kavrayamamış bir insandır. Yani Amerika'ya geldiysen, bak saygı duyuyorum, ben bok da temizledim. Bok da temizlersin. Ama Uber şoförlüğü yapıyorsan sen daha Amerika'da Silikon Vadisi diye bir yer var. 17 yaşında bir tane çocuk bir tane uygulama yazıyor. 10 milyar dolar para kazanıyor. Değil mi? Sen de orada 7 dolara A noktasından bir adam alıyorsun. Bak bunu alıyorsun A noktasından. Tamam mı? Arabana biniyor. Böyle gidiyorsun, 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 gidiyorsun. B noktasına bırakıyorsun. Şimdi sen bu işi yaparken senin 100 kilometre, 200 kilometre, 300 kilometre ötende adam milyar dolarlarla oynuyor. Ve sen çıkıp diyorsun ki Amerika kötü. Abi bunu sen diyemezsin. Ben de daha önce bu hataya düştüm diyorum ya, ben bunların bildiğini unuttum. Ben de Amerika'ya geldim. Work and Travel'la bok temizliyordum. Dedim ki Amerika'da anlatıldığı gibi değilmiş. Ya bu ne saati 9 dolara bok lan. Sen bok temizliyorsun. Sen bok temizliyorsun. Bir de orada sana boku temizleten adam var. Değil mi? New York'a gittim. O koca koca binaları diken adamlar var. Türkiye'den bir de. Hamdi Ulukoya var mesela. O da Work and Travel'la gelmiş. Şu an milyar dolarlık firma kurdu. Nusret var. Kaçak gitmiş Brezilya'ya, şuraya buraya falan. Biz şimdi Uber şoförlerini mi dinleyelim? Yoksa milyar dolarlık, milyon dolarlık adamları mı dinleyelim? Ben de bu yüzden buna tepki gösterdim ki arkadaşlar, bakın bu ülkeye geldiyseniz ve bu ülkeyi sevmiyorsanız gidin dedim ya. Bu çok net yani. Türkiye'de bir adam size çıksa arkadaşlar, samimi şekilde söylüyorum. Türkiye'de bir adam size çıksa, gelse dese ki bir Suriyeli, buraya geldik biz, berbat burası ya, burada yaşanmaz işte, her gün kaos bilmem, aldığımız para bize yetmiyor, alım gücü kötü, şu bu falan. Ya ilk diyeceğiniz kelime ne olur arkadaşlar? Elinizi vicdanınıza koyun. Şu olmaz mı? Kardeşim bak, kapı orada. Siktir git. Bunu demez misiniz? Ben de bunlara aynı şeyi söyledim. Haklı mıyım, haksız mıyım? Siz yazın ya. Deyin ki abi haksızsın. Haksızsın diyeyim. Ben diyeceğim tamam arkadaşlar haksızmışım ya. Ben bir şeyi görememişim. Kaçırdığım bir şey mi var benim? Aynısı değil mi? Böyle olunca adam beni Instagram'dan bloklamış. Tamam blokla, siktir git. 7 milyar insan var dünyada ya. Siktir git ya. Sen kendi yoluna git. Ben kendi yoluma gideyim değil mi? Beni bloklamışsın eyvallah. Ben seni görmüyorum, sen beni gör. Sen daha niye oraya gelen her Türk'e beni götürüyorsun? Lan oğlum adamların saatini, geçen saati kırdım biliyor musunuz? Size vereceğim saati vura vura. Bu saati vereceğim. O yüzden yanlış anlamayın, bu da fosil. Şöyle göstereyim. Bu da fosil. Bunu vereceğim. Şu yüzüğü de vereceğim. Onu da çıkartayım. Ben takıları hiç sevmiyorum ya. Niye kötülüyorsun beni çocuklara ya? Ben senin hakkında bir kelime ettiğimi duydun mu birine? Benim senin varlığından bile haberim yok lan. Niye Ege'ye beni kötülüğü videomu sildiriyorsun? Fındığa bak ya. Ama fındık, sana bir şey diyeyim mi? Bak, sana yemin ediyorum. Allah şahidim. Allah senden bin kat razı olsun. Allah senin tuttuğunu altın etsin. Allah bana bir veriyorsa sana bin versin. Niye biliyor musun? Çünkü bak şuradaki canavarı uyandırdın içerideki. Ya sana yemin ediyorum. 25 yıllık arkadaşım Türkiye'den. Beraber aynı yere doğduk, aynı mahalleye doğduk, aynı. 25 yıl. Adam bana yalvarıyor. Şu YouTube'u biraz daha ciddiye al. Bak burada çok potansiyel var. Sen ileride iyi yerlere geleceksin. Biraz daha video yükle, biraz daha önemse. Adam girdiğim günden beri yalvarıyor. Yok. Geçmiyor. Buradan geçmiyor. Lise arkadaşım. 10 yıl. 10 yılım var çocukla bak. 10 yıllık derin samimiyet. Her video attığımda kanka şurası yanlış, burası yanlış, bunu değiştir, şöyle böyle bana söyle, bak şunu yap, bunu yap, burayı ciddiye al. Niye bu platformu ciddiye almıyorsun? Ya arkadaşlar şu ekrana görüntüyü verelim ya. Bak ben de bakıyorum aynı zamanda. Bak 50 günde makine olmak. Vücut değişimimi atmışım. YouTube'dan para kazanma sizleriniz diye çektim. Başarının hiç bilinmeyen formülü. 38 dakika kemik kitle videolarını gösterdim size. Amerikan İngilizce konuş. İngilizce buradan videosu çektim. Keşke 16 yaşında bilseydim dediğim şey, hiç böyle izlendiğini beklemiyordum mesela bu videonun. Gençlere tavsiye olsun diye çektim. Amerika'ya gelmek istiyor musun? İzle. Bir avukatla Amerika'ya gelmekten bahsetmişiz. Bir ay sonra ilk dondurma. Bir ay boyunca şeker challenge yapmış, şeker yememiş. Yani haftada bir şu kamerayı kaldırıp böyle bir video çekip hemen de deyip öyle paylaşıyordum, umursamıyordum ben ya. Ya benim ne bir iddiam vardı YouTube'da, ne bir hırsım vardı. Sen buradaki canavarı uyandırdın ya. Bak ben tweet attım. Twitter'a gir bak. twitter.com/laptoplugezgin. Ne dedim? Amerika'da en çok izlenen Türk YouTuber ben olacağım. 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 Bunun kaçarı yok. Benim isteyip yapamayacağım şey yok bu hayatta. Ama bunu sana borçluyum biliyor musun? Bak bunu mahalle arkadaşım yapamadı. 25 yıllık. Liseden arkadaşım yapamadı. 10 yıllık. Burada Amerika'da 3 yıldır tanıdığım. Ben geleli 3 yıl oldu. Tam 3 yıl. Tam 3 yılı doldurdum bu ay. 3 yıldır tanıdığım çocuk var. Geldiğim gün tanıştık. 3 yıldır bana diyor ki ya diyor ben senin kameramanın olayım. Gel diyor, gel. Ben senin kameranı tutayım. Bütün Amerika'da biliyorsunuz vakit eşittir nakit. Bütün günün, yani bütün gün mesela çalışırsan atıyorum en kötü işte bile 150-200 dolar para kazanırsın.
Vakit ne kadar diyor ki ben diyor paradan vazgeçtim. Senin kameranı tutacağım yeter ki güzel içerik çıkar artık. Abicim şu kamerayı açıp konuşup kapatma. Ya o bile buradan geçmedi biliyor musun? O bile geçmedi. Ta ki sen bana bu yanlışı yapana kadar. Ama şimdi canavar uyandırdın. Şimdi de uyumuyor. Şimdi de uyumuyor. Merak etme. Twitch'e de geliyorum. Ama sizin o masada konuştuğunuz gibi değil. Sizin konuşmanızı ben size söyleyeyim mi? Bak yemin ediyorum bu. Aga Twitch'te çok para var ya. Nasıl kanka ya nasıl? Abi adamlar abone oluyor. 2000 kişi abone olsa 5 dolardan 10 bin dolar. Şimdi Twitch ne kadar kesiyor bilmiyorum. %30 kesse mesela. 7 bin dolar abi. 7 bin dolar az para mı ya? 3 bin de YouTube'dan geliyor. 10 bin. Haftada bir iki yayın yapsak. Oradan da 500'er dolarda bir bağış toplasak. 2 bin dolar da o. 12 bin abi. 2 bin kişi de YouTube katılığı iktitelesek. Katılda milleti şey yapsak. 14 bin dolar. Az para mı abi? Bu işlerde çok para var abi. Bak Türk mantığı ya biliyorum lan. Lan ciğerinizi biliyorum ben sizin be. Ben Twitch'e gireceğim. Bağış almayacağım. Niye biliyor musunuz? Çünkü benim Twitch'ten gelecek bağışa ihtiyacım yok. Adam akıllı iş yapsanız bir kafanızı şuradan bir kaldırıp bir Los Angeles'ta lan bir çık gez ulan. Los Angeles'ta bir çık gez ya. Bir çıkıp gezsen senin de ihtiyacın kalmayacak. Ama toplayın sıkıntı yok. Vallahi sıkıntı yok. Silah zorla mı alıyorsunuz? Ya açın abi yayını. Adamlar size bağış yapmak istiyorsa yapsın. Sıkıntı yok. Adamların parası bol. Siz zaten yeye doymuyorsunuz. Yapsın. Benim umurumda bile değil. Ya 10 bin, 50 bin, 100 bin, 1 milyon dolar kazanın Twitch'ten aylık ya. Ama ben Twitch yayını açacağım. Bağış yok. Hatta para veriyoruz biz. Al. Burada bak. İddiayı koydum. Delikanlıysan bu iddiayı alırsın. Uçak biletlerin benden. Bastığına geleceksin. Buraya oturacaksın. Beraber açacağız. Ben sana 400 bin dolar ciroyu gösteremezsem 100 bin lira. Hatta ben 100 bin lirayı senin kitlene dağıtacağım. Hadi bakalım. Kitlesi gidip söyleyin ona. Ama eğer kanıtlarsam sen de 100 bin lirayı benim kitleme dağıtacaksın. Masaya koydum arkadaşlar. Ev hanımı gibi dedikodu yapmak yerine ihaleyi almak isteyen varsa gelsin. Ha, yok abi ben bunu alamam. Arkadan bıdı bıdı konuşurum diyorsan da benim senin gibi fındıklarla harcayacak vaktim yok. Bu sana çektiğim hani ceza diyor ya. Bu size ilk disim belki de son. Bu sana ilk disim inşallah son olur. Cevap vermezsin. Sen yoluna ben yoluma. Tamam mı? Hadi bakalım gençler. Bu kadar. Senin yüzünden Ege'ye fazla yüklendik. Ama onun da o işi ben kimseyi iplemiyorum tavırları falan böyle story atıyor. Story'yi siliyor falan. Story sildiriyoruz adama. Twitch'te böyle tuhaf tuhaf cevaplar veriyor. O da hak etti. Sen de hak ettin. Aha. Anıl Güler. Olay bitmiştir abi. Okan. Arkadaşlar Okan'la gelsin mi? Okan iyi bir çocuk. Bunlar gibi değil. Merak etmeyin. Okan'ın öyle size yaptığı bir yanlış falan yok. Bana yaptığı bir yanlış var. Onu anlatayım diyorsanız aramızdaki muhabbeti. Okan serbest gelir. Yok diyorsanız Serhat Peker serisi bitmiştir. Allah'a emanet olun. Mücadeleye devam. Yorumlarınızı bekliyorum.